Şimdi altınbaşak otu, sadece altınbaşak değil, ardıç tohumu, altınbaşak otu, huş yaprağı, ayrık kökü gibi bitkiler böbrek yetmezliğine, böbrek iltihaplanmasına vesaire iyi. Ama bunların birleşimindeki etken madde iyileşmesi için, bu rahatsızlığından kurtulması için yeterli değil. Bu nedenle ne yapmak gerekir? Destilasyonla damıtılarak elde edilen ekstraktını kullanmak gerekir. Basit rahatsızlarda çay yeterli. Ama kronik böbrek yetmezliği gibi ağır bir rahatsızlığa yeterli değil. Biz onunla ilgili bir çalışma yaptık. Hı hı. Hamdolsun. Yani yüzlerce bizde rapor var da, buralar rapor dolu. Evde de, yani ofiste de rapor çok. Birkaç tane örnek verdim. Böbrek yetmezliği veya protein kaça problem değil. Önemli olan burada nedir? Kimyasal ilaç kullanmış, böbreğe küçülmüş. Büzülmüş. Ona bir şey yapamaz. Hı hı. Tansiyon hapı, diyabet hapı, kolesterol hapı vesaire vesaire kullanan kişinin böbrekleri büzülürse, küçülürse ona bir şey yapamaz. Ama pıhtıdan, taş, kum, iltihap vesaireden dolayı veya kisttir, uğurdur. Bundan dolayı böbrek yetmezliği veya damar tıkanıklığından dolayı böbrek yetmezliği veya protein kaçağı problem varsa hiç problem değil. Hı hı. Elimizde yüzlerce örnek var. Yani insanların kimyasal ilaç kullanmaması gerekir. Günde bir tane tansiyon hap alıyorum, günde bir kolesterol hap alıyorum veya bir antidepresan alıyorum vesaire diyerekten kimyasal ilaç kullanırsa bugün kullanır, birkaç yıl sonra böbrek gider. Böbrek gitti mi eski performansı kalmaz kişinin. Evet. Yaşam kalitesi düşer. O duruma düşmemek gerek. Evet.